Gönül Pınarı. Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenlerimiz. İşte bir hafta geçti, koskoca bir hafta, bir 7 gün. O 7 günün sonunda yine sizlerle birlikteyiz. Tabii ki radyomuz TGRT FM'de ve programımız Gönül Pınarı'nda sizlerle birlikteyiz. Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan akşam, biliyorsunuz, Gönül Pınarı'nda buluşuyoruz sizlerle. İnşallah sizler radyolarınızın başındaki yerinizi almışsınızdır. Bizler mikrofonlarımızın başındaki yerimizi aldık çoktandır. Sizlerle buluşacağımız anı bekliyorduk. Nihayet geldi çattı. Ahmet Atalay ana kumanda masasında bu akşam. Osman Ünlü hocamız burada stüdyomuzda. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Tabii peşine dinleyicilerimizden de özür dileyelim de. Evet. Çünkü hep geçiriyorsunuz, geç giriyorsunuz ama hata bizim değil, biz buradaydık. Bugün tabii her hafta tekrar ediyoruz. Cuma geceleri de gündüzleri de mübarektir. Tabii insan olarak da hata ve kusurlardan, günahlardan ari değiliz. Biz melek değiliz, peygamber değiliz. Hatamız çok, kusurumuz çok, günahımız çok. İmam Gazali Hazretleri buyuruyorlar ki insanoğlu Allah-u Teala'nın ismi şerifini zikredeceği zaman, kelime-i tevhid söyleyeceği zaman, salavat-ı şerife söyleyeceği zaman eline bir tesbih alır. İşte şu kadar Allah dedim, şu kadar salavat-ı şerife getirdim, şu kadar kelime-i tevhid getirdim diye sayar. Halbuki buyuruyor İmam Gazali rahmetullahi aleyh, günde o kadar çok günah işliyoruz ki hiç kimse eline tesbih alıp da günahların adedini saymıyor. Değil mi? Ama yaptığımız iyilikleri çok iyi sayıyoruz hocam. Uf, hem de nasıl. Oho, şimdi saymakla bitmez. Çok iyi insanlarız. hemen şunu yaptım, şunu yaptım. Hataya gelince de onu da tevil ediyoruz. Hı-hı. Ama ben onu yaptım ama o niyetle yapmadım da falan. Hı-hı. Onlara da kılıf ayarlıyoruz. Zaten yaptığımız hata ve kusurlara hepsine hep mazeret bulacak olursak hata ve günah diye ortada bir şey kalmaz. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Şeytanın ve nefsi emmaremizin şerrinden. Efendim bugün kendimizi hesaba çekmek diye bir konu. Daha doğrusu kusuru kendimize aramak. Sanık sandalyesine kendimizi oturtmak. Hem savcı hem hakim olarak başkalarının hata ve kusurlarını arayıp onları yargılamak, onlar hakkında hüküm vermek değil, sanık sandalyesine kendimizi oturtmak, yine kendimiz savcı, yine kendimiz hakim olarak kendimizi yargılamamız gerekir. Kendimizi bir hesaba çekmemiz gerekir. Acaba biz neredeyiz, nerelerdeyiz, ne haldeyiz? Şimdi efendim, tabii konuyla alakalı olarak kitaplardan şeyler, böyle bilgiler toplarken, bir iki tane şiir gözüme rast gitti. Konuyla alakalı olarak çok da hoşuma gitti. Siz de zaten görüyorsunuz önümde efendim. Hı hı. Efendim izin verirseniz ben bu şiirleri bir okumak istiyorum. Tabii hocam, lütfen. Efendim kim yazmış bilemiyorum. Ama çok hoş bir şey. Çok hoş. Üç tane, üçü de arka arkasına. Muhakkak gönül ehli birisi yazmıştır. Çünkü insanın kalbine tesir ediyor. Gönül ehli birileri yazmıştır. Deniyor ki birisinde efendim. Beterdir günbegün halim be gayet ya Resulallah. Düzelsin artık efalim, inan et ya Resulallah. Azıttı bu deni nefsim, beni şeytana uydurdu. Ne mümkün bunca isyanla, dehalet ya Resulallah. Dehalet merhametmiş, merhamet ya Resulallah. Acep kabil mi kurtulmak, hevai nefsi şeytandan, erişmezse eğer senden, hidayet ya Resulallah. Gelince feyzi ihsanın, günahkar kimseye bir an, onun rahı dü alemde selamet ya Resulallah. Rah, yol, gidilen yol, dü alem iki alemde. Onun rahı dü alemde iki alemde selamet ya Resulallah. Emri nehyi tazim ettim, harama demedim helal. Her günahın sonu oldu nedamet ya Resulallah. Ey insü cinnin Resulü, insanların en üstünü ihlasıma bağışla, kıl şefaat ya Resulallah. İnşallah Teala Cenab-ı Hak nasip eder. Şu ise hepimizin halini anlatıyor şu şiir efendim.
özür dilerim. Estağfurullah. Nefsim beni harap etti. Ümidimi turab etti. Hislerimi serap etti. Nefselinden kurtar Rabbim. İçimde bir doymaz ejder. Beni her an yutmak ister. Hayatımı etti heder. Nefselinden kurtar Rabbim. Gerçek bana oldu hayal. Korkutuyor beni bu hal. Kararmakta her gün ikbal. Nefselinden kurtar Rabbim. Amin demekten başka da elimize bir şey gelmiyor. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun hepimizin nefsimizin şerrinden. Son olarak efendim şu şiir de okuyalım da dinleyicilerimiz demesinler ya bugün şiir gecesi değil, şiir gecesi değil, doğru. Bunlar ama, da şiir değil hocam aslında. Doğru, şiir değil, nasihat de hepsi. Her biri ayrı bir nasihattır. Efendim bunun da yazanı bilmiyorum da bunda da şöyle deniyor. Heva ve hevesten kaçmak isterim. Beni bana komaz divane nefsim. İyiyi kötüden seçmek isterim. Beni bana komaz divane nefsim. Özümü düzene koymak isterim. Hayrımı şerrimi bilmek isterim. Aklımı başıma dermek isterim. Beni bana komaz divane nefsim. Dünyaya her gelen gitmekte daim. Yolcuya düşeni derim yapayım. Gelenden gidenden ibret alayım. Beni bana komaz divane nefsim. Gerçekten öyle. Bir şey yapmak istiyorsunuz ama nefsin geriyle karşı karşıyasınız. Şimdi dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Derler ki ya bu şiirleri niye okudunuz? Şimdi efendim din büyüklerinin hemen hemen hepsi sanık sandalyesini hep kendilerine oturtmuşlar. Hata ve kusurları hep kendilerinde aramışlar. Bir başkasında değil. Bu şiirlerde de zaten hep bu. Şunu yapmak isterim fakat nefsim hep engel. Şunu yapmak isterim nefsim engel. Tabii onların nefsi itminana kavuşmuş. İtminana kavuşmuş, ondan sonra da bizlere anlatmışlar bu şiirlerinde. İtminana kavuştuğu halde, belki itminan ne demektir? Efendim nefs kafir yaratılmıştır. İtminana kavuşması iman etmesi demektir. Yani Müslüman olur. Nefs imana gelir mi? Müslüman olur mu? Olur. Nefs imana gelir, Müslüman olur. O zaman ne olur? O zaman evliya olur insan. Kim gibi olur? Yunus Emre Hazretleri gibi, Mevlana Celaleddin Umi Hazretleri, Sadreddin Konevi Hazretleri, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Yahya Efendi, Abdülfettah Akri rahmetullahu teala aleyhi ecmain, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri gibi olur insan. Nefs iman edince Allahu Teala'nın sevdiklerinden olur, evliyasından olur. Daha önce Allahu Teala'nın emirlerini yaptırmak istemeyen, mani olmak isteyen, engel çıkartan o nefs imanla şereflenince tam tersini yaptırırmış. Ve dermiş ki kalk, ne duruyorsun? Ölüm ani gelir, ansızın gelir. Sen buraya yatmak için, gülüp eğlenmek için, zevk-i sefa için gelmedin. Burası imtihan yeridir. Ne kadar çok kazanırsan ahirette o kadar çok rahat edeceksin. İstirahat edecek, keyif sürecek yer ileride gelecek. Şimdi burada çalışma zamanıdır. Aman ha, sakın ha, nefeslerini kıymetlendir. Çünkü her bir nefes sana emanet olarak verilmiş. Her bir nefesin de ahirette hesabı var. Dikkatli ol dermiş. O noktaya gelmek kolay olması gerek hocam ama değil mi? Tabii. Bakınız İslam alimlerin büyüklerinden olan İmam Rabbani Hazretleri 400 sene önce yaşamış bu zat. Hazreti Ömer radıyallahu teala an Hazretleri'nin 29. kuşaktan torunu bu zat. Bu zata da talebesi işte mektuplar gönderiyorlar, sualler soruyorlar ve cevap veriyorlar. Daha sonra bu mektuplar toplanmış mektubat adı altında 3 cilt halinde kitap halinde mevcuttur. Bir talebesine yazdığı bir mektupta buyuruyorlar ki soruyorsunuz ki riyazet yapınca, yani nefse muhalefet edince, nefsin isteklerini yerine getirmeyince, ibadet yapınca nefse karşı tavır alıyorsunuz. Ondan sonra tabi ibadet yapmak da nefse karşı tavır almak demektir. Onu dinlememek demektir. Nefsim kabarıyor. Riyazet yaptığım zaman, ibadet yaptığım zaman nefsim kabarıyor. Benim gibi salih, iyi kimse yoktur sanıyor. 400 sene önce yazılmış. Peki bizdeki ne? Aynısı. İnsan aynı insan. Evet, azıcık iyilik yapsak tamam diyoruz. Oldum. Evet. Kemale geldim, uçacağım artık. Nihayet. Tabii yani canım. Tabii. İstediğim noktaya ulaştım. İslamiyete ters düşen bir şey yapınca da kendimi muhtaç, aciz sanıyorum.
Bunun ilacı nedir diyorsunuz? Talebesi sormuş. Riyazet çektiğim zaman, ibadetleri yaptığım zaman nefsim kabarıyor. Senin gibi salih, senin gibi mübarek bir insan yok. Ama hata ve kusurların içerisine düştüğümde kendimi aciz, mahcup, ne bileyim berbat, sefil birisi olarak görüyorum. Bunun ilacı nedir? Cevap buyuruyorlar, cevap veriyorlar ve buyuruyorlar ki Allah-u Teala'nın lütfuna, ihsanına kavuşmuş olan kardeşim. İkinci olarak bildirdiğiniz ihtiyaç ve aciz olmak pişmanlıktan ileri gelir ki çok büyük bir nimettir. Bu da Cenab-ı Hakk'ın lütfuymuş. Allah-u Teala korusun, eğer günah işledikten sonra pişman olunmazsa ve hele günah işlemek tatlı gelirse, günaha ısrar etmek dadanmak olur. Pişmanlık, üzülmek, tevbenin bir parçasıymış. Küçük günaha ısrar etmek büyük günah olur. Büyük günaha ısrar etmek insanı nereye götürürmüş? Küfre götürürmüş. Ne demektir küfür? Küfür deyince böyle sövmek için. Hayır. Dini literatürde, din kitaplarında küfür inkarın, imansızlığın karşılığı olarak kullanılır. Sövmek manasında değil. Küfre götürür. Yani dizsiz yapar insanı. İmanı söker atır. Söker alır götürür. Ve devamlı o talebelerine buyuruyorlar ki sizin bu ikinci haliniz, yani o pişman, aciz, zavallı, kendinizi bir işe yaramazsa görmeniz büyük nimettir. Buna şükrediniz. Şükrediniz ki pişmanlığınız çoğalsın. Ve İslamiyet'e uymayan işlerden sizi korusun. Sure-i İbrahim'in 7. ayet-i kerimesinde mealen şükrederseniz nimetlerim arttırırım buyuruldu. Nefsinizin birinci hali ucup, kendini beğenmek. Yani ibadet yaptığı için kendini beğenmek egoizmdir. Ucup korkunç bir zehirdir. Öldürücü bir hastalık olup ibadetleri ve iyilikleri yok eder. Ateşin odunu yakması gibidir. Bunun ilacı iyi işlerini kusurlu görmeli, bunlardaki gizli çirkinlikleri düşünmeli, böylece kendinin ve ibadetlerinin kusurlu, bozuk olduğunu anlamalı. Hatta onları beğenilmeyecek, kovulacak bir halde bulmalıdır. Ve omuzlarına bir hadis-i şerif naklediyorlar. Buyuruyorlar ki bir hadis-i şerifte Kur'an-ı Kerim okuyan çok kimse vardır ki Kur'an-ı Kerim bunlara lanet eder. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Kur'an-ı Kerim okuyan çok kimse var ki Kur'an-ı Kerim bunlara lanet eder. Ne gibi? Ne gibi? Adamın sesi güzel. Hafız da. Davet ediyorsunuz. Şu kadar para diyor. Şu kadar para diyor. Bir şarkıcıya bile bu kadar para veriliyor. Verirseniz. Adam istediği kadar okusun. Okuduğu Kur'an-ı Kerim kendisine lanet ediyor. Okuduğu Kur'an-ı Kerim kendisine lanet ediyor. Hocam bazı hallerde bunun olabileceği söyleniyor. Yani istisnai olarak. İstisnai olarak. Fıkıh kitaplarında onun hükmü bildirilmiş. Allah rızası için okur. Allah rızası için okununca karşı taraf gönlüne tutarak hediye verirse onu almak caizdir. Peki ihtiyacı olmasa, yani ihtiyaç bu şeyde bir... Şimdi karşıdaki verilen... Şey karşıdaki vermiş olduğu hediyedir. Hediyeyi alabilir ama onun da bir ölçüsünü koymuşlar. Az verenle çok veren ayırt ediyorsa o Allah rızası için okumuyor, para için okuyor demektir. Ya da mesela okurken acaba bana ne verecek, ne kadar verecek diye içinden geçirse bu ihlası zedeler mi? İhlasını zedelemez. O nefsten kaynaklanan bir haldir. Davranış olarak az verenle çok vereni ayırt ederse, mesela az verene öylesine yapar, çok verene ise iltifat eder. Ağam paşam falan eğiliyorum huzurunda. O çağırdığı zaman koşa koşa, az veren çağırdığı zaman işim var deyip atlatıyorsa bu kimse Allah rızası için yapıyor, yapmıyor, ihlaslı olarak yapmıyor demektir. Ölçüsü bunun budur. Herkes kendini sanık sandalyesine otursun ve hesaba çeksin. Hepimiz böyleyiz ama. Hepimiz böyleyiz. Mesela, yeri geldiği için söyleyeyim. Adam Kur'an-ı Kerim tercümesi yapıyor. Benim tercümeyi alın diyor. Üzerine de fiyatını koyuyor, bastırıyor. Adam kendi kitabını sattırıyor. Benim yaptığım doğru diyor. Konferans veriyor, vaaz ediyor. Eskiden vaaz deniyordu, nasihat deniyordu. Şimdi konferans deniyor. Vaaz ediyor, nasihat ediyor. Ben diyor mesela eskiden diyorlardı 1000 dinara gelirim, 2000 dinara gelirim veyahut da 1000 altına gelirim. Şimdi de adam diyor ki 1000 dolara gelirim, 2000 marka gelirim, 5000 marka gelirim diyor. Ne yaptı? Sattı. Yani bu dini konularda benim... Evet dini konularda bu. Sattı kendisini. Sattı, dinini sattı. Niçin? Para için sattı. Bunlara Kur'an-ı Kerim lanet eder buyuruyor. Allah-u Teala ve meleklerin laneti bunun üzerine olur. Çok bilgili olabilir. Ama bunun karşılığında bedel alırsa, ücret alırsa, pazarlık yaparsa, ben şu kadara gelirim diyorsa ve bu kimse ahirette yerini dünyadayken tayin etmiş demektir. Ve bakınız sadece Kur'an-ı Kerim konusunda buyurmuyor. Başka bir hadis-i şerif nakledi İmam-ı Rabbani Hazretleri. Oruç tutan çok kimse vardır ki onların orucu yalnız açlık ve susuzluk çekmek olur. Boşu boşuna susmuş gibi. Peki neden hocam? Sadece bedenine bir faydası olur o kadar.
Sadece bedenine bir faydası olur, o kadar. Niye? Allah rızası için tutmuyor. Anasından korkmuştur, babasından korkmuştur, etrafından çekilmiştir. İşte Ramazan ayı geldi, ayıplamasınlar, kınamasınlar diye, o da oruçlu. Oruç tutuyor, mecbur on oruç tutuyor. Allah-u Teala emretti bunu. Allah-u Teala'nın emri diye dört elle sarılması gerekir. İşte ya acaba görürler mi, bana bir şey derler mi diyerek oruç tutuyorsa, o kimsenin tuttuğu oruç sadece açlık. Açlık çekmekten başka ona bir faydası yoktur. İşte bedenine bir faydası dokunur, o kadar. Yani ne yapar? Perhiz yapmış olur. O kadar. Başka faydası olmaz o. Allah Teala muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Peki efendim, fark edip tövbe ederse? Yani bunu tövbe eder ve edin. Onun tövbesinin de, bu tip kimselerin tövbesinin de, mesela şahsi olarak ibadetini yaparken böyle bir durum söz konusu oluyor. Veyahut da mesela Kur'an-ı Kerim, yahut da Allah-u Teala'nın dinini anlatan pozisyondadır. O mevkidedir. Cenab-ı Hak o imkanı vermiştir. O mevkide olan kimsenin tövbesi ise yaptığı işi Allah rızası için yapması ve karşısından bedel istememesidir. Bedel istememesidir. Hatta yani o hastalığın kendisinden tamamen böyle iyice sıyrılıncaya kadar verilen hediyeleri bile kabul etmemesidir. Nefsinin tepesidir. Nefsi o konuda onu aldatıyor ve zayıf tarafından yüklendi. Herkesin bir yumuşak karnı vardır. Herkesin ama. Herkesin zaaf noktası vardır. Birisinin paraya zaaf vardır. Bir başkasında makama zaaf vardır. Kadınsa mesela erkeğe, erkekse kadına zaaf vardır. Herkesin farklı farklı zaafları vardır. Yani her nefs yani kendisini iyi biliyor. Zaafı neredeyse oradan yüklenir. Oradan vurmaya kalkar. Mesela makama düşkün olan birisi parayla ikna edemezsiniz. Başka şeylerle ikna edemezsiniz. Ancak ona bir genel müdürlük vereceksiniz veya başka bir şey vereceksiniz ki adam o zaman tatmin olacak. Nefsi oradan emir vermekten hoşlanıyor. Ya bir başkası makamda falan gözü yok ama para için dinde, imanda her şeyi de satar. Onun da zaafı oradadır. Yani herkesin zaaf noktaları farklı farklıdır. Nefsi de bunu iyi bildiği için herkesin yumuşak karnından girer. Oradan yüklenir. Ve onun da imtihanı o şekildedir. Bazıları mesela Allah-u Teala herkesi bir yerde imtihan eder. Mesela sabır noktasını imtihan eder. Mesela kaç defa deprem geçirdik. Ve geçirmeye devam ediyoruz. Yaratan, hadiseleri meydana getiren. Evet, zahiri sebepler mevcut. Yer kabuğunun kırılması, şunlar bunlar. Evet, bunlar sebeptir. Yağmurun yağmasına da bulut sebeptir. Hastalıklara da mikrop sebeptir. Ama bunlara bu gücü ve kuvveti veren Cenab-ı Hak'tır. O zaman Cenab-ı Hakk'ın kudretinde endişemiz vardır. Ve onun kudretine inanmama noktasına gelmişizdir. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Mesela çok kimse Allah-u Teala'nın varlığına ve birliğine inanır ama buyuruluyor. Ahiret gününe inanmaz. Ne demek ahiret gününe inanmaz? Ahiret gününe inanan kimse, mesela evliyse, bu erkekse, en çok kul hakkı kimin arasında geçer? Karı koca arasında olur. Daha çok her zaman birbirlerini görürler. Erkekse hanımına, kadınsa kocasına karşı Allah-u Teala'nın emretmiş olduğu karşılıklı hak ve vazifeleri vardır. Bu hususta dir dir titrer. En çok da kul hakkı ikisinin arasında geçer. Sonra çocuklarıyla, annesiyle, babasıyla, akrabasıyla, komşularıyla, ondan sonra işteki arkadaşlarıyla. Bu gelişler bu şekilde böyle. Kul hakkı. Bunu düşününce uykuları kaçar. Niye? Ya bu ahirete bunun hepsinin hesabı verilecektir. Ve kul hakkı tövbeyle affolmaz buyuruluyor. Kul hakkı tövbeyle affolmaz buyuruluyor. Muhakkak helallaşması gerekir. Muhakkak ama. Hanımıysa hanımıyla da helallaşması lazım. Efendim bu çağı çeker hanımına bana hakkını helal et. Kadıncağız helal olsun diyecek. Helal etti mi? Olur mu öyle şey? Hani vaktiyle. Olmaz tabii. Hani anlatırlar, doğuda eşkıyalık yapıyormuş adam. Soymuş, soğanı çevirmiş, sonra da tüfeği dayamış. Demiş ya demiş bu demiş. Kul hakkı olur demiş. Helal et ha demiş falan. Adam ne sesin? Helal etmem diye öldürecek zaten. Helal olsun ağam demiş ya. Falan. Helal olsun. Helal olur mu öyle? Olmaz tabii. Gönlünden yapmadık onu. Gönlünden vermedik. İflah da olmaz o kimse. Yani hocam dilimizde söylememiz yetmiyor değil mi? Onun içimizden de gelmesi, içimizdeki sesin de mi söylemesi lazım? Yoksa dille söyledikleri... Hayır, baskı yoksa gidiyorsun, helal ettiriyorsun. Ama şimdi öyle durumlar söz konusu oluyor ki, mesela kitapları okuyorsunuz, yaptığımız çok şeyin ters olduğunu o zaman görüyoruz. Ama hiç olmazsa hakkını helal et demesi bile... İnşallah kalbine iner de şey yapar. Yani birisini üzdüyse, birisini kırdıysa, kalbini kırdıysa, kul hakkı geçmişse onun da bir yolu yordamı var. Yani ona iyilik yapar, ondan sonra ne bileyim onun bir işini görüverir, şu olur, bu olur, karşı taraf yumuşar. Yani hakikaten tövbe etmiş bu. Mesela Fudayl bin İyad Hazretleri Cenab-ı Hak kendisine tövbe nasip edince ne kadar eşkıyalık yapıyordu. Böyle her tarafı dolaşmış. Her tarafı ama. Nerede bulduysa tellallar çağırtmış. Gelin alın diye herkese vermiş, gitmiş. Ne emrederlerse, ne isterlerse yapacak ama. En sonunda artık malı, mülkü hiç bir şeysi kalmamış. Sırtındaki elbiseden başka bir şeysi yok. Bir Yahudinin de alacağı varmış. Ona gitmiş demiş ya. Yok. Yani
Yahudi demiş ki yok demiş. İlle vereceksin şu kadar altın bana borcum var. Gasp etmiştin, çalmıştın neyse. Eşkıyalık yaparken almıştın. Ben demiş onu vermeden hakkımı helal etmem. Hakkımı helal etmem. Yalvarıyor diyor. Kölen olayım, senin hizmetçin olayım. Senelerce diyor yani dibi karnımı doyurur. Ama sana iş yapayım diyor. Yeter ki hakkını helal et. Yahudi bakmış bakmış. Peki demiş gel benimle eve. Geliyor. Bekle diyor kapının önünde. Bekliyor. Neyse adam içeri giriyor Yahudi. Sonra diyor ki gel. İçeri geliyor falan. Diyor ki bak diyor ben diyor yemin ettim diyor elime para geçmeyince hakkımı helal etmem diye diyor. Sen de ısrar ediyorsun. Madem ısrar ediyorsun diyor şu diyor minderin altında. Şimdi o minderler pek bilinmez. Anadolu'nun bazı yerlerinde yine var oturak minderleri denir. Bilmiyorum siz biliyor musunuz? Çünkü sizin kuşaklarda görmediniz onu. Ama annenler babanlar biliyordur onları. Şöyle dört köşe hocam yeri konulan mı? yeri konulan. Yünden yapılır veya şeyden. Yer minderleri efendim. O yer minderleri demiş bu minderin altında demiş altın var onu al elime ver hiç olmazsa böyle yani benim çünkü demiş benim demiş huyum bu. Bir türlü demiş hani, yani hiç elime olmadı. elime geçmeyince helal edemem demiş. Futarek bin Niyat Hazretleri minderin altına elini sokuyor bir çıkıyor ki bir avuç altın. Yahudinin gözleri fal taşı gibi açılmış. Bir dakika dur demiş. Bir dakika. Ben demiş o tahrif edilmemiş. Değiştirilmemiş, tahrif edilse de değiştirilse de Tevrat'ta da yine halen aslını koruyan cümleler, ayetler mevcuttur. Ben demiş Tevrat'ta görmüştüm. Orada yazıyor ki, samimi olarak ihlasla Allah rızası için tevbe eden bir kimsenin elinde çakıl taşları altın olur. O minderin altında altın falan yoktu. Senden önce ben geldim, o minderin altına çakıl taşları koymuştum. Sen elini uzatınca samimi misin değil misin? O Tevrat'ın oradaki o ayetine de ben inanıyordum, itikad ediyordum. Bu böyledir diye. Senin elinde bu altın olacak mı olmayacak mı ona bakıyordum. Baktım demiş altın oldu. Gerçekten senin dinin de hak, sen de samimisin, ihlaslısın. Allah Teala çakıl taşlarını altın yaratır. Yaratan Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hakk'ın kudretine şüphe mi ediyorsun? Çakıl taşını çakıl taşı yaratır. Yani altını taş, taşı da altın yaratır. Çünkü ondaki atomlar değiştirme gücü ona aittir. Yani taşlardaki atomla altındaki atomlar değiştir verir. Mesele hallolur ve biter. Evet. Hava ve su gibi. Öyle tabii. Hı hı. Kısa bir ara mı diyorsunuz efendim? Evet hocam. Teknik masadan, kumanda masasından öyle deniyor. Kısa bir aramız var. Ardından yine konumuzla birlikteyiz. Evet, aramızdan sonra birlikteyiz yine sevgili dinleyenlerimize. TGRT FM ve Gönül Pınarı programı sizlerle birlikte şu an. Sesimiz nereye ulaşıyorsa bir kere daha selamlarımızı ve her gün akşamlar dileklerimizi ulaştıralım sevgili dinleyenlerimize. Hocam, samimi niyetten bahsediyorduk. Kendi kendimize hesaba çekerken niyetimiz ibadetlerimizi ya da diğer insanlara davranışlarımızı eğer gerçekten halisi bu tabi Cenab-ı Hak tarafından da biliniyor. Hem karşı taraf bunu hissediyor. Hem önemli olan tabii ki Cenab-ı Hakk'ın bilmesi. O bildiği için de tövbemiz makbul olur inşallah. Cenab-ı Hak kabul ediyor. Bana yönelin. İstiğfar edin, kabul ederim. Dua edin, kabul ederim. Efendim benim çok günahım var. Kabul olmaz ya. Yalan. Nefsi söylettiriyorum. Niyeti yok tevbeye. Şirk dahil Allahu Teala'ya ortak koşmak dahil Allahu Teala'ya samimi olarak dönüldüğü zaman tövbe edildiği zaman şirk dahil Allahu Teala affederim buyuruyor. Öyle mi olmamış olsaydı Eshab-ı Kiram'ın çoğu putlara özür dilerim. Yani Eshab-ı Kiram olmadan Müslüman olmadan önce bunlar putlara tapıyorlardı. Ondan sonra Eshab-ı Kiram oldular. Daha sonra gelen evliyanın hiçbirisi ne kadar yükselirse yükselsin onların en aşağısındakinin derecesine yükselemediler. Allah Teala bu şekilde bildiriyor onların derecesini. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e çok sıkıntı verdiler, eziyet verdiler. Ama sonunda pişman oldular, tövbe ettiler. Dediler ki bunlara tapılma, Cenab-ı Hak hidayet nasip etti. İmanla şereflendiler, yükseldiler ve bugün onların isminden bahsederken Hazreti Ömer diyoruz, Hazreti Ebubekir diyoruz, Hazreti Bilal-ı Habeşi diyoruz ve radiyallahu anh diyoruz. Allah Teala onlardan razı olsun diyoruz. Çünkü onlar İslamiyet'i kabul etmeselerdi, onlar benimsemeselerdi, hiç o çileyi çekmeselerdi, o sıkıntılara göğüs gelmeselerdi bize bu İslamiyet ulaşabilir miydi? Mesela Mekke-i Mükerreme'de ilk Müslümanların çektiği sıkıntı, çektiği eziyetler, cefalar kim dayanabilirdi ki? Ammar bin Yasir radiyallahu teala hazretleri bir gün böyle sırtını öyle bir dağlamışlar ki kıpkırmızı demirde kızartıyorlar ateşte sırtını dağılıyorlar, sırtına yapıştırıyorlar, çıplak bedenine basıyorlar. Yani dayanamamış mübarek müşriklerin dediğine diyor ki tamam sizin dediğiniz.
Müslümanlardan bunu duyanlar olmuşlar. Hemen Peygamber Efendimiz'e geliyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah, Ammar radıyallahu teala an mürtet oldu. İmandan döndü, Müslümandan döndü. Resulullah Efendimiz biraz böyle düşünüyorlar. Hayır buyuruyorlar. Ammar tepeden tırnağa iman doludur. Biraz sonra mübarek ağlayarak geliyor. Nasıl ağlıyor ama? Düşünebiliyor musunuz Fatma Hanım? Ne sıkıntı, ne çile. Kıpkırmızı demiri, kızartılmış ateşi yani koru. Sırtında böyle casır casır şey yapıyorlar. Yani etin kokularını düşün. Yanıyor yani sırtı. Ağlayarak diyor ki ya Resulallah böyle böyle oldu. Buyuruyorlar ki yine yaparlarsa yine onların dediğini söyle. Yine yaparlarsa onların dediğini söyle. Kalbinden reddet. Kalbinden reddet. Bu çilelere, bu sıkıntılar, he de onların Hazreti Ammar'ın radıyallahu anh annesine babasına yapılanlar. Yani bir ayağını bir deveye, bir öbür ayağını diğer deveye, develeri ters istikamete çevirerek böyle bacaklarından birbirinden ayırmışlardır. Bizim şimdi şu anda Müslümansak, İslamiyet'le şereflenmişsek, namaz kılabiliyorsak, Rabbimize ibadet edebiliyorsak, o insanlara hepimiz borçluyuz, medyunuz. Onlara dua etmekle mükellefiz. Eğer onlar kabul etmeseydi, o sıkıntıyı onlar çekmeseydi, o çileyi çekmeseydi İslamiyet bize ulaşmazdı ki. Onlar kabul etmeseydi ve ona göğüs germeselerdi, bize ulaşmayacaktı. Dolayısıyla hepimizin onlar üstadıdır, baş tacımızdır. Onlar o sıkıntılara göğüs gerdiler ve İslamiyet bize ulaştı. Ve bugün de elhamdülillah ki Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun ki Cenab-ı Hakk'a ibadet edebiliyoruz. Ya onlar o sıkıntıya göğüs germeselerdi, Cenab-ı Hak tekrar peygamberini geri çekiverseydi, ruhunu alır ve uzaklaştırır. Küfürde kalırdık, imansız olurduk. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Dolayısıyla gelen bir bela, bir musibet anında bir başkasının sandalyesine oturarak efendim falanların yüzünden bu bela başımıza geldi, filanların yüzünden bu bela başımıza geldi diyerek falanları filanları değil, önce kendimizi sanık sandalyesine oturtturup mesela adam oturmuştur başkaları hakkında hüküm. Efendim işte falan hırsız falan bilmem neci falan. Ya hemşerim sen namaz kılıyor musun? Ya işte kılacağız da falan. Adam gelmiş 40 yaşına, adam gelmiş 50 yaşına, adam gelmiş 60 yaşına. Hala daha kılacağız da. Ya kaç sene daha yaşayacaksın? Yarım asırlık ömrün olmuş. Bundan sonra bir yarım asır daha olsa ne olacak ki? 50. yaştan sonra gelecek yaşların senin ne ki? Özenilecek yaşlar mı? Her gün ya gözünden bir arızan olacak, ya kulağından, ya ayağından, ya elinden. Gidiyor yani. Çünkü Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine verilen ortalama ömür 65 senedir. 60-65 senedir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 63 yaşında hicri takvime göre 63 yaşında ahirete intikal etmişti. Kendi ümmetinin de ortalama ömrü 60-65 senedir. 100 seneye ulaşan çok nadirdir. 100 seneye geçense çok çok nadirdir. Nadirendir. Milyarlarda ya da 100 milyonda 200 milyonda bir tane, birkaç tane ya çıkıyor ya çıkmıyor. Çıksa ne olacak? Zaman zaman gazetelerde fotoğraflarını görüyoruz ya da televizyon ekranlarına getiriyor falan. Adamcağızın eli tutmuyor, gözü görmüyor falan filan yani. Yaşasa ne olacak? Yaşasa ne olacak? Eğer ibadet etmiyorsa, 120 yaşında vefat etmiş olsa, eğer ömrünü Allah-u Teala'ya ibadet olarak geçirmediyse bu 120 senesinin hepsi bu uçağından itibaren aleyhine şahitlik yapacak. Aleyhine şahitlik yapacak. Onun için sanık sandalyesine başkasını değil kendimizi oturtturmamız lazım. Sanık sandalyesine. Ya ben namaz kılıyor muyum? Ben haramları öğrendim mi? İlmihal bilgilerini öğrendim. Fıkıh bilgilerini biliyor muyum? Ben bundan kaçta kaçını yapıyorum? Çocuklarıma ben bunu öğretebildim mi? Bunu düşünmemiz gerekir. Bunu düşünmemiz gerekir. Kendi çocuklarımızın terbiyesine bakmıyoruz. Başka çocuklar, başka kim? Yani başkalarının çocukları efendim şunu yapmış, bu bunu yapmış. Bunları söylüyoruz. Allah-u Teala mesela erkeğe vermiştir bu vazifeyi. Hem kendisinin kendisi dinini bilecek, hem evliyse hanımına, çocuklarına dinini öğretmekle erkek mükelleftir. Erkek sorumludur. Ama hikmetiyle tam tersine dönmüş. Hanımlar İslamiyet'i öğreniyorlar, onlar kocalarına tesir etmeye çalışıyorlar. Ne garip bir dünya. Ne garip bir dünya. Allah-u Teala o erkeğe soracak tabii. Ve bir de erkeklik gururu diyorlar ya, gurur değil, kibiri. Cehaletin, cahilliğin vermiş olduğu kibir sebebiyle bilmediğini de soramıyor da. Bilmiyor, bilmediğini de bilmiyor. Bir şey sorayım, bir dini bir konu açıldığı zaman, çok özür dilerim biraz kaba tabir oradaki işkembe-i kübra tabirini kullanırlar böyle. Hadi habire atıyor öyle. Kafasına göre konuşuyor. Olur mu canım sen de öyle olmaması lazım falan. Hiçbir bilgisi yok. Hiç olmazsa sus da seni adam sansınlar bari. Peki bu... Bilmiyorum de bari. Hocam yanlış atmaklar imana tesir ediyor eder mu? Eder tabii. Allah-u Teala'nın dini hakkında öyle rastgele konuşulur mu? Allah-u Teala'nın dini hakkında konuşulur mu öyle şey? Allah-u Teala bunun hesabını soracak ahirette. Benim dinim hakkında sana bu yetkiyi kim verdi diye. Benim dinim hakkında sana bu yetkiyi kim verdi diye. Herkese soracak. Bırak Fatma Hanım. Peygamberleri hesaba çekiyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor ve hadis-i şerifte uzun uzun bildirilmiş.
mahşer günü Allah-u Teala Nuh Aleyhisselam'ı çağırıyor. Hesap mizana çağırıyor. Getirin diye geliyor. Diyor ki benim sana bildirdiklerimi sen kendi ümmetine bildirdin mi? Bildirdim ya Rabbi. Bunun ümmetini getirin diyecekmiş Allah-u Teala. Gelecekmiş. Nuh Aleyhisselam'ın ümmeti, o suda boğulan, helak olan ümmeti gelecek. Allah-u Teala buyuracakmış, bunu tanıyor musunuz? Evet diyormuş, tanıyoruz. Peki bu benim emrimi size anlattı mı? Yok diyorlarmış ya Rabbi, öyle bir şey söylemedi. Orada da yalan söyleyeceklermiş şimdi. Allah-u Teala'nın peygamberi orada. İttifak halinde hepsi hayır diyeceklermiş. Bize öyle bir şey söylemedi. Söyleseydi biz inanırdık diyeceklermiş. Söylemedi öyle bir şey. Ama Allah-u Teala adil. Kılı kırk yararak orada. Zerre kadar yapılan iyilik karşılığını görecek. Zerre kadar yapılan kötülük karşılığını görecek. Ama kılı kırk yararak mahkeme-i kübrada hesaba çekiliyor. Allah-u Teala tekrar Nuh Aleyhisselam'a şahidin var mı bunları anlattığına diye. Ya şahit istiyor. Hem de ulul azm peygamber Nuh Aleyhisselam. Ulul azm peygamber. Bunun üzerine Nuh Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Nuh Aleyhisselam, ya Rabbi ahir zamanda göndereceğin, gönderdiğin ve Habibim dediğin Muhammed Aleyhisselam ve onun ümmeti bana şahittir. Ya aramızda kaç asır var, kaç bin sene var değil mi? Ne kadar zaman var. Ama şahit gösteriyor. Muhammed Aleyhisselam ve onun ümmeti benim kendi kavme senin emirlerini tebliğ ettiğime şahittir. Ve Allah-u Teala dönecekmiş Muhammed Aleyhisselam'a ve onun ümmetine. Şahit misiniz? Evet ya Rabbi. Peki nereden biliyoruz? Nereden gördük de şahitlik edeceğiz? Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor Allah-u Teala. Allah-u Teala buyuruyor ki Nuh Aleyhisselam kendi kavmine böyle anlattı fakat onlar reddetti. Son onları suda boğduk buyuruyor Cenab-ı Hak. Helak ettim onları buyuruyor. Helak ettim buyuruyor. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin tabii. Amin hocam. Hak etmekten de Cenab-ı Hak amin. Muhafaza eylesin. İslam alimlerinin büyüklerinden bir zat kendini böyle hesaba çekerken uzun bir şekilde bildirmişler de böyle kendini hesaba çeken çok. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin de var. Onlar bile mi hocam? Yani onlar dahi. Efendim zaten onlar nefslerini hesap kendilerini sanık sandalyesine oturtturarak o makama yükselmişler. Yoksa ben iyiyim dedim mi gittin. Sen iyi değilsin o zaman. İyiyim dedim mi gittin. Mesela bir kimse ben alimim dediyse alim değil o. Ben iyiyim dediyse iyi değil o. Çünkü başkaları şahitlik edecek onun alim olduğuna veyahut da evliya olduğuna veyahut da iyi olduğuna başkaları şahitlik edecek. Yoksa kendisi değil. Kendisi işte İmam-ı Rabbani Kutsu Sözleri buyuruyorlar ki o talebesine. İbadetlerini, iyiliklerini kusurlu bozuk görmeye kavuşan bir kimse öyle bir hale gelir ki sağ omuzundaki iyilikleri yazan meleğin hiçbir şey yazmadığını sanır. Niye? Onu izah etmişler. Mesela başka İslam alimleri İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin burada neyi anlatmak istediğini izah etmişler. Buyuruyorlar ki, şimdi mesela namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, Cenab-ı Hakk'a ibadet ediyoruz, haramlardan sakınıyoruz. Cenab-ı Hak bize bunu ihsan etmeseydi, namaz kılmayı ihsan etmeseydi, haramlardan sakınmayı ihsan etmeseydi, yardım etmeseydi, nefsimize galebe çalmamız için bize bu lütufta bulunmasaydı biz yapabilir miydik bunları? Onun için bu alim, evliya dediğimiz bu zatlar öyle bir noktaya geliyorlar ki, yani iyilik olarak gelenlerin hepsi Allah-u Teala'dan. Bu benim değil diye ondan geliyor. Geriye ne kaldı? Ona sahiplenemiyor. Günahlar. Geriye bir tek nefsinden sudur eden kendi hata ve kusurlar. Dolayısıyla da o günahların altında böyle ezilip kalıyorlar. Keşifleri, kerametleri, hizmetleri, dini olan hizmetleri hepsini kusurlu görüyorlar. Bu Cenab-ı Hakk'ın lütfudur. İsterse başka birisiyle de bunu yaptırır buyuruyorlar. Ve Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Fasıklara da kafirlere de bu dini kuvvetlendirir buyuruyor Cenab-ı Hak. Onun için bir talebesine de yazdığı mektupta buyuruyor ki Allah-u Teala'nın dinine yaptığın yardıma da güvenmeyesin. 400 sene önce yazılmış. Yani ben anlatıyorum falan deme. Yani bu ne demektir? Osmanlı sen de kendine güvenme. Cenab-ı Hak hasbel kadar sana bunu nasip etmiş. Sakın ha bu yaptıklarına, bu konuştuklarına veyahut da bu nakillerine de itimat ederek nefsine pay çıkarttırma demektir bu. Cenab-ı Hak dinini yayıyor. Ha, Cenab-ı Hak seni vasıta kılmış. Şükretmesini bil. Edepli ol. Buradaki anlatılanlarla kendine de amel et. Yoksa Lokman Hakim'in oğluna nasihatı vardır. Ey oğlum mum gibi olma. Mum etrafına ışık verir, kendisini de eritir bitirir diye. Ama müthiş bir söz ha. Hakikaten dibine karanlıktır ve kendisini yakar bitirir. Ama etrafına aydınlık verir. Sen de öyle olmayasın buyuruyor. Çok şey biliyorsun. Amel etmiyorsun. Amel ediyorsun, ihlasla yapmıyorsun. Tehlikedesin. Bütün ibadetlerini ihlasla yaptın. Cenab-ı Hak istersen onu da kabul etmez. Var mı elinde vesikan? Yok. Belgen? Yok. Neyine güveniyorsun? Neyine güveniyorsun? İnsan böyle düşündüğü zaman, bu büyüklerin hayatını ve sözlerini okuduğu zaman,
O zaman kaydede yeri önüne bir şey koyamıyorsun. Ne hakim oluyor o zaman? Korku hakim oluyor. Peki bu iyi mi? Evet işte iyi olan bu. Kendini hatalı, kusurlu, yani hep kendini sanık sandalyesindesin. Sanık sandalyesindesin. Hep kendini oturtuyorsun. Fudal bin İyad Hazretleri evde çocukları falan böyle itaat etmediği zaman ya da hanımına bir şey söyleyip de hanımı onu yerine getirmediği zaman hemen kendisi tevbe istiğfara başlarmış. Hanımını itham etmezmiş, suçlamazmış. Ondan sonra çocuklarını suçlamazmış. Niye siz bana itaat etmiyorsunuz diye. Ve kendisini hesaba çeker ve dermiş ki eğer benim hatam ve kusurum olmasa idi bunlar bana itaat ederdi. Sözümü dinlerlerdi. Sözümü dinlemediklerine göre muhakkak benim bir hatam vardır. Muhakkak bir günah işlemişimdir. Çünkü Cenab-ı Hak dünyayı ve dünyanın içindekileri Allah-u Teala'ya itaat eden için ona itaat edin emrini vermiştir Cenab-ı Hak. Dünyaya da o emri vermiştir. Ama bana isyan edenden de kaçın. İtaat etme ona buyurmuştur. Onun için Eshab-ı Kiram mesela vahşi hayvanlarla falan rahat konuşuyorlar, gidiyorlar, geliyorlar. Mesela Evliya Kiram'da var öyle. Aslan'a diyor ki niye vuruyorsun buraya? Gelme bir daha buraya. Aslan gidiyor. Ya vahşi hayvan hiç öyle der mi? İnsanın sözünü dinleyecek de çekip gidecek. Olur mu öyle şey? Ama onların bir yakini var. Onların bir yakini var. Ben diyor Rabbime itaat edersem Allah'a falan yarattığı bütün mahlukat bana itaat eder. Çünkü Cenab-ı Hak dünyaya ve dünyanın içindekileri böyle emretmiştir. Böyle emretmiştir. Büyüklerden bir zatı, zamanın bir zalim bir hükümdarı varmış. İşte huzuruna çağırtıyor falan. Kendi istekleri doğrusunda konuşmasını istemiş. Demiş, bize demiş bu vazifeyi Allah-u Teala verdi. Allah-u Teala rızası dışında hiçbir şey, işte seni öldürür ne yaparsa yaptı beni hiç ilgilendirmez. Günlerce aç kalmış aslanların arasına attırıyor o zatı. Akşam atıyor, sabaha kadar. Sabahleyin hükümdar diyor, gidin bakın bakalım diyor kemikleri kalmış mı? Diyorlar ki efendim aslanların içerisinde oturup duruyor. Adam şaşırmış kalmış hükümdar. Çağırmış. Demiş bu ne hal? Demiş hiç demiş korku, ürperti falan gelmedi. Hayır diyor hiçbir şey gelmedi. Hiç mi bir şey gelmedi? Yalnız diyor fıkıh kitaplarında bir hükmü diyor hatırlayamadım. Yani aslanın salyası necis miydi değil miydi onu diyor hatırlayamadım. Çünkü ibadet yapıyordum gelip yalıyorlardı beni. Bunların salyası necis mi değil mi diyor. Onu, yani bilemedim. Orada. Onu düşünüyormuş. Acaba demiş yaptığım ifadeyi kafam olur olmaz mı onu düşünüyormuş. Maşallah ne güzel bir durum. Tamam bu Allah-u Teala'ya tam onlar devamlı sürekli kendilerini hesaba çekiyorlar. Onun için o öyle demiş, bu böyle demiş falan. Onlar hiç hali altta diyor. Efendim biz yamuluyorsak, yani eğiliyorsak, zenginin karşısında, makam sahibinin karşısında, hatta bir hadis-i şerif var. Bir kimse bir zenginin karşısında zenginliği sebebiyle, makamı sebebiyle eğilmişse, bükülmüşse dinin üçte ikisi gider. Düşünemiyor musun? Üçte ikisi gittiği. Ne geriye ne kaldı ki zaten. Şimdi, hani derler ya efendim, takkeni çıkar koy önüne düşün diye. Hakikaten takkeni koy önüne düşün. İşte bir zat da yine bu din büyüklerinden bir zat kendi nefsine hitaben buyuruyorlar ki kendine hitaben daha doğrusu sanı sandalyesine oturtmuş kendisini. Yazıklar olsun bana buyuruyorlar. Bana ne oldu da ben bu kadar hata ve günah işledim. Halbuki ben o hatayı işlerken Rabbimin nimetleri içerisindeydim. Günahımın bir anlık lezzetine aldandım. O lezzet gitti. Şimdi onun mesuliyeti kaldı. Kaybolmayacak her şeyin inceden inceye tespit edildiği amel defterime yazıldı onlar diyor. Yazıklar olsun bana ki Allah-u Teala'dan utanmadan bu işi nasıl yaptım? Elbette diyor nefsime uydum. Bu nefsine acayip bir düşmandır. Ben hatamı düzeltmeye çalışıyorum. O ise beni tekrar tekrar günaha çağırıyor. Ben ona insafla, adaletle davranmak istiyorum. Ama nefsim bana insaf etmiyor. Devamlı beni Rabbimin rızasından çıkarmak için uğraşıyor. Benim helakimi, dünya ve ahiret saadetimi çalmak istiyor. Ya Rabbi, nefsimi bana musallat kılma. Ona karşı beni yardımsız, yalnız bırakma. Nefsim bana acımıyor. Bana sen merhamet eyle. Ondan beni sen muhafaza eyle ya Rabbi. Diye dua ediyor ve devam ediyorlar. Yazıklar olsun bana ki ölümden nasıl kaçarım? Katsam bile o mutlaka bana yetişecektir. Şimdi mesela deprem oluyor, zelzele oluyor falan. Herkes mesela sokaklara taşıyor. Nedir derdimiz? Ölümden, ölmemek. Ölmemek değil mi? Çünkü gözümüzün önünde ekranlara da getirdiler. Hı-hı. Yıkılan binaları Hı-hı. gördük. Kaçmayacak mıyız? Tedbir alacağız. O ayrı mesele. İyi de sokağa çıkıyoruz bakın. Ölmemek için, yıkıntı altında kalmamak için sokakta bekleyebiliyoruz. İyi de bu ölüm muhakkak gelecek. Eğer Allah-u Teala ezelde göçük altında kalmamızı takdir etmiş ise biz muhakkak göçük altında kalarak ecel vereceğiz. Bu değişmez. Göçük altında kalarak ölmeyeceksek yine aynı şekilde birileri gelir bizi kurtarır. Göçük altında kalsak bile çıkarız. Orada kalmayız. Öyleyse bir şeyden kaçıyoruz ve korkuyoruz ölümden. Ama o gelecek.
Vesel Karahan Hazretleri buyuruyor ki yattığınız zaman yastığın altında ölümü. Kalktığınız zaman da hemen gözünüzün önünde. Şimdi bunu anlatmak kolay. Bunu hal sahibi olmak ve yattığı zaman yastığının altında ölümü düşünen, kalktığı zaman da ölümü karşısında gören bir kimse günah işleyebilir mi? Kul hakkı yiyebilir mi? Kalp kırabilir mi? Makam, mevki peşinde koşabilir mi? Nefsin istekleri doğrultusunda gidebilir mi? Elbette ki gidemez. İşte bu zat da öyle buyuruyor. Yazıklar olsun bana ki ölümden nasıl kaçarım? Katsam bile o mutlaka bana yetişecektir. Ben ölümü nasıl unutabilirim? Ben unutsam bile ölüm beni unutmaz ki. O beni takip ediyor. Günahım o kadar çok ki kalbimi yaraladı. Günahımın çokluğundan ağlamaktan artık gözlerimde yaş da akmıyor. Gözlerime uyku girmiyor. Eğer Rabbim bana merhamet etmezse halim nasıl olur benim? Vah bana, yazıklar olsun bana ki hatalarım aklıma geldikçe ben nasıl tembel otururum? Rabbime tövbe edip rızasını kazanmaya çalışmam. Kıyamet günü Rabbim beni temize çıkarmaz, yüzüme bakmazsa, benimle konuşmazsa. Vay benim halime, vay bizim halimize. Bütün bu durumlardan, günah ve hatalarımdan Allahu Teala'ya sığınırım. Amel defterimin sol tarafından verilmesinden veya onu arkamdan görmekten Rabbim muhafaza eylesin. Yüzüm simsiyah olursa yazıklar olsun bana. Rabbimin huzuruna ben nasıl çıkarım? Gözüm, ayağım, elim ve her şeyim benim hakkımda şahittirler. Günahlarımı hatırlamam bana her şeyi unutturuyor. Bakın başkasının günahlarını demiyorlar Fatma Hanım. Evet. Sanık sandalyesinde kendisi var. Evet. Kendini hesaba çekiyor. Ki belki de biz onların yaptıklarını onda birini yapabiliyor muyuz hocam ya da yüzde birini? Öyle ya, olduğu halde ya. İnsanlar hesaba çekiyorlar kendilerini. Allah Teala muhafaza buyursun ve ondan sonra da nefsine hitaben, ey nefsim, isteklerini hiç unutmuyorsun. Fakat kulluk vazifelerini yapmaya hiç istekli değilsin. Ey nefsim, hesaba çekileceğin kıyamet gününde halinin ne olacağından hiç korkmuyorsun. Geçici olanı ebedi ve sonsuz nimetlere tercih ediyorsun. Ahmak yaratılmış çünkü. Ey nefsim, hala içerisinde bulunduğun gafletten uyanmayacak mısın? Hasta ve zayıf düşersen derhal yaptıklarından pişmanlık duyarsın. Sıhhatin yerinde olursa günah işlersin. Bakın bu depremin de bir faydası oldu. Evet ölenler oldu. İman varsa şehit gitti. Hiç olmazsa Allah diyor insanlar. Unuttuyduk ya. Sana böyle ne oluyor? Muhtaç ve düşkün olursan üzülür mahzun olursun. Zengin ve kimseye muhtaç olmazsan ahiretini ve kendini unutursun. Ey nefsim, hiç amelin olmadan, çalışmadan ahirete rahata kavuşmak istersin. Uzun uzun arzu ve isteklerin peşine düşüp tevbeyi devamı sonraya atıp geciktiriyorsun. Yazıklar olsun sana diyor. Vah bana ki vah bana. Vah bizlere, hepimize. Çare oturup tevbe istiğfar. Beni topraktan yarattın. Toprak etmek için mi? Bin bir çeşit çile verdin. Kuvvet ver ya Rabbi. Pek kısa bir ömür verdin. Göçüp gitmek için mi? Zulmetinden gösterirken nimetini ver ya Rabbi. Huzurunda tekmil veren, hazırlığım yok iken, istemeye yüzüm mü var, ben bir asi kul iken? Amellerim hep te noksan, günahlarım çok iken, sonsuz şirin cennetinden bir bahçe ver ya Rabbi. Kuvvetinle, kudretinle sen her şeye kadirsin. Her lahzayı görüp bilen hem bir asi kul iken, gökte, yerde, deryalarda hak diye nazırsın. En müşküllü evhallarda bizi koru ya Rabbi. Biz her şeyden habersiziz.
neşeli güdüyoruz. Felaketler burnumuzda, bir şeycik görmüyoruz. Hep ayakta uyuyoruz, yarını sormuyoruz. Neyi kimden öğreniriz, sen esirge ya Rabbi. Kimi hasta yatağında, yan üstünde dönemez. Her nefeste bin bir azap, ölmek ister, ölemez. Evde midir, yolda mıdır, hastane mi bilemez. Böyle acil hastalara şifayı ver ya Rabbi. Kimi esir edilmiştir, zulüm altında inliyor. Kimi müebbete mahkum, af af diye inliyor. Kimi gece ranzasında ecelini bekliyor. Hürriyetten bizi mahrum etmesen ya Rabbi. Kara toprak üzerimde acep kaç yıl kalacak? Yüce Mevlam, o kabirde halimiz ne olacak? Nasıl cevap vereceğiz? Bize ne sorulacak? Bülbül gibi dilimizi sen konuştur ya Rabbi. Bizi İslam yaratmakla lütfi ihsan eyledin. Resulüne ümmet ettin, izzeti ikram eyledin. Aya, güne, puta değil, kendine rağm eyledin. İnanmışız varlığına, birliğine ya Rabbi. Bizi yakmak istemezsin. Merhametin yücedir. Efsaneli, aldatıcı dünya bilmecedir. Nice şaşkın bu alemi sanır bir eğlencedir. Böyle gaflete bırakma bizi, uyar ya Rabbi. Milyarlarca insanoğlu şu toprakta yatıyor. Can vermenin lezzetini bütün alem tadıyor. Günde 100.000 kere kalbim varlığınla çarpıyor. Cehennemin şiddetinden bizi koru ya Rabbi. Bu dünya bir pencereymiş. Her geçen bakıp geçer. 1000 sene de burada kalsa 2 yudum su içer. Hiçbir canlı baki değil. Her doğan gelip geçer. Senden koptuk, senden geldik. Dönüş sana ya Rabbi. Saadet bu dünyaysa, zevk bunun neresinde? Hani anam, hani babam, ben onların peşinde. Ölüm tehdidi yetiyor, inan her nefesimde. Bizi lütfunla affeyle, sen bağışla ya Rabbi. Diye de dualarımızı etmiş olduk inşallah. İnşallah efendim. Efendim İslam alimlerinden Bahattin Buhari Hazretleri var. Bu zat Şah-ı Nakşibend diye anılır. Kuddise surru. İşte bu zat talebelik dönemlerinde hocası Emir Güler Hazretleri'dir bu zatın. Kendisi evlâb-ı rasûldür, seyyiddir bu zat.
Bahattin Buhari Hazretleri. İşte evliyalık yolunda, ilim yolunda yükselmeye başladığı sıralarda kendisini böyle bir hal kaplıyor. Dağ, tepe, bayır böyle dolaşıyor. Ona kitaplarda cezbe hali deniyor falan. Kendinden geçmiş mübarek. Dolaşıyor talebelik döneminde. Daha gençte. Ayakları yarılıp parçalanmış Fatma Hanım. Yani tamam kemal noktasına doğru yükseliyor ama çilesiz vermiyorlar. Bedelsiz vermiyor Allah-u Teala o sevgiyi de. Ayakları yarılıp parçalanmış. Yani o zevk verilmiş. O zevkten ne olduğunu bilemiyor. Yani bir yerde duramıyor. Dağ, tepe, bayır, ova. Habire dolaşıyor durmadan. Maşallah. Ve nihayet o anda hocası Emir Külal Hazretleri'nin huzuruna gitmek, onun sohbetini dinlemek içinden gelmiş. Ve geliyor. Hocasının huzuruna geliyor. Tabii hocasının yanında bir sürü talebeler var. Onlara sohbet ediyorlar, ders veriyorlar. Hem evladı Resul hem de Emir Külal Hazretleri'nin en başta talebesi bu. Vazifeyi hocasından sonra bu derih duyuyor. Ana tarafı bu oluyor. Bahattin Buhari Hazretleri oluyor. Ama bakın hocası Emir Külal Hazretleri nasıl davranıyor. Gittim diyor oturdum. Kendisi anlatıyor Bahattin Buhari Hazretleri. Oturdum diyor. Ve hocası hiç böyle hani halbuki en gözde talebesi olduğu halde tanımamasından geliyor. Ve o kadar talebenin huzurunda diyor ki bu kimdir diyor bu gelen. Diyorlar ki efendim işte Bahattin'dir. Kudüs'e sorun. Talebelerine diyor ki onu diyor meclisten çıkartın dışarıya. Eyvah. Çıkartın. O kadar talebenin huzurunda. O kadar insanın yanında. Çıkartın bunu dışarı. Tabi diğer talebelerine yaka paça bunu atıyorlar dışarıya. Fakat diyor öyle nefsine bağır geliyor ki o öyle bir azarlamadır ki, öyle bir tokattır ki. Tabi herkesin terbiye şekli farklı. Hocası biliyor mu onun durumunu? Onun o tokatı yemesi gerekir. Nefsine o tokatın indirilmesi gerekir. Bunu ancak bu konuda mütehassıs olanlar bilir ve yapar. Şimdi sahteleri var onlar yapamaz mı? Ancak bunlar yapar. Ve Bahattin Buhari Hazretleri anlatıyorlar. Rabbim hocamın lütuf, hocamın himmetiyle diyor beni diyor. Yani nefsime uymaktan muhafaza etti o anda. Karşı gelebilirdi, itiraz edebilirdi. İtiraz etseydi kaybettiydi. İtiraz etseydi kaybettiydi. Belki ona verilmeyecekti emanet başkasına verilecekti. İmtihan büyük bir imtihan. İmtihan eden de Allah-u Teala tabii. Ve ondan sonra kendi nefsine hitaben. Bakın hemen konumuz o ya. Hemen sanın sandalyesine kendisini oturtturuyor. Hemen kendisini oturtturuyor ve kendisine hitaben. Ey nefsim. Ben diyor bu horlanmayı Allah için kabul ettim. Nefsine söylüyor bunu. Ey nefsim diyor. Yani hocam beni bu kadar talebesinin arasında rezil etti. Dışarı attırdı. Beni hor gördü. Hakir gördü. Kim bu dedi. Tanımamazdan geldi. Attı beni diyor dışarı. Attırdı beni. Ama diyor ben bunu hak ettim. Ve bunu da Allah için de kabul ettim. Beni Allah-u Teala elbette bundan dolayı mükafatlandırır dedim. Beni itiraz etmediği için, kabul ettiği için ben Cenab-ı Hak'tan bekliyor bunun karşılığını. Ben bunu da Allah için kabul ettim hocamın. Muhakkak hocam benim intikam almak için yapmadım. Bunun bir sebep ve hikmeti var. Hocam bunu yaptıysa ben de diyor o Allah için yaptı. Ben de Allah için kabul ettim bunu diyor. O horlanmayı, o hakareti kabul ettim. Allah'tan geldiğini düşünüyorum. Evet, imtihan edildiğini biliyor. Maşallah. Sonra gece başımı diyor Emir Külal Hazretleri'nin kapısının eşiğine koydum. Kış günüymüş de ha. Ne talebe varmış ya. Sabaha kadar öyle kaldım. Üzerime kar yağdığı halde kalkmadım diyor. Üzerime kar yağdığı halde kalkmadım. Sabah namaz vakti Emir Külal Hazretleri ayağını kapının eşiğine atınca karlar arasında kalan başıma bastı. Beni o halde görünce öyle bir nazar etti ki, öyle merhametli bir baktı ki, öyle bir dua etti ki ve bana diyor müjdeledi. Aynı zat kovmuştu huzurunda. Onun sana da müjdeyi veriyor. İçeri alıyor, teselli ediyor ve ayaklarındaki dikenleri mübarek elleriyle çıkardı. Yaralarıma da ilaç sürdü. Ve sonra oğlum bu saadet elbisesi ancak sana layıktır buyurdu. Ve kalbindeki o nuru Cenab-ı Hak onlara o tasarruf veriyor. Pat diye aktif veriyor. Bu zor bir şey değil. Bugün 10 bin sayfalık bir kitabı bir diskete, bir bilgisayarda edebiliyoruz. Yok, anında aktarabiliyorsun. Evet, evet. Disketi koyuyorsun, diyelim ki bilgisayarında vardır öyle bir şey. 1000 sayfalık bir kitap. Hı hı. Bir dakikada şak diye aktarıyorsun. Allahu Teala da
peygamberlere aleyhissalatü vesselam ve onların varisi olan bu alim ve evliyaya bu tasarruf vermiştir. Alıyor ve aktarıyor. Ama onun aktarabilmesi için o çilenin, o sıkıntının çekilmesi lazım. Çekildi geldi. En sonunda öyle bir fırça yedi ki tamamen nefsine şamardı. Ama orada uyanık davrandı. Orada uyanık davrandı ve nefsine hitaben ben diyor bu horlanmayı Allah için kabul ettim. Allah'a talep edilemeseydi hocam bana böyle davranmazdı. Hocam da bunu Allah rızası için yaptı. Ben Rabbim imtihan ediyor. Nefsime uymayacağım diyor. İtiraz etmiyor ve kabul ediyor bunu. Kabul edince de ama yine de bitmiyor. Sabaha kadar da hocasının eşeğinde başını koyuyor yatıyor. Kar üzerine yağıyor. Kıpırdamıyor. Hocası geliyor üzerine basıyor. Ondan da kalktı. Bir teveccüh ediyor ve bitiyor iş. Ve Şah-ı Nakşibet Bahattin Buhari Hazretleri oluyor ondan sonra. Ve bu zatın bir sözü var bakınız. Bu çok hoşuma gidiyor. Bu diyor ki şimdi diyor her sabah evimden mescide çıkarken bir talebemi o halde görmek isterim. Fakat diyor şimdi talebe kalmadı. Hepsi şeyh oldu. Tam zamanımız tamam. Evet. Tam zamanımız. Evet. Adım başı, evet. Sokak başı bir tane şeyh var maşallah. Efendim bir de kitaplarda şöyle bir hadise nakleder. Ebu Süleyman Darani Hazretleri anlatıyorlar bunu. Haç vazifesi için yola çıkmış. Yolda giderken işte yolda diyor Iraklı bir gençle arkadaş olmuşlar. Yolculuk esnasında bu genç o kadar çok ibadet ediyormuş ve devamlı öyle bir Kur'an-ı Kerim okuyormuş ki durdukları her yerde vakit namazı harici nafile namaz kılıyor, gündüzleri oruç tutuyor. Nihayet diyor Mekke-i Mükerreme'ye ulaşıyorlar. İşte genç Süleyman Darani Hazretleri'nin ayrılmak isteyince Ebu Süleyman Darani Hazretleri o gence diyor ki benim seninle diyor bu görmüş olduğumu bu hallere kıpta ettim diyor. Ya buna nasıl kavuştun diyor. Ya Ebu Süleyman Darani Hazretleri sıradan bir zat değil. Yüksek derecede alimlerden bir zattır. Allah-u Teala sevgili kullarındandır. O gençteki o gayreti, o şeyi görünce o gencin o haline kıpta ediyor. Çünkü yolculuk anında görüyor gencin halini. Hı hı. Durmadan yani yolda yürürken Allah-u Teala ismini zikrediyor. Durdukları zaman hemen Kur'an-ı Kerim okuyor. Yolda yürürken okuyor. Durdukları zaman vakit namazını kıldıktan sonra hemen arkasına nafile namaz da kılıyor. Kaza borcu falan yok. Kaza oruç borcu da yok. O yolculuk anında da durmadan oruç tutuyor. Onun o gayretini öyle görünce çünkü buna dün bu hale nasıl kavuştun? Çok enteresan bir şey ama. Çok enteresan bir şey. Bir hadise. Diyor ki o genç efendim diyor beni diyor ayıplamayın diyor beni kınamayın. Beni ayıplamayın bir kınamayın. Bu bir rüya görmüş. Bu bir rüya görmüş. Rüyasında Cenab-ı Hak o cennet hurilerinden birisini göstermiş buna. Ve kitaplarda anlatılıyor. Cenab-ı Hak onları öyle güzel yaratmış ki bu diyor. Rüyamda diyor onu görünce öyle bir tebessüm etti ki diyor. Yani beni benden aldı gitti. Yani yeryüzünde öyle bir güzellik yoktur diyor. Ama antiparantez şunu da söyleyeyim. Dünyada imanla şereflenmiş olan hanımlar imanlı olarak ruhlarını teslim cennete girdiği zaman o hurilerden güzel olacak buyuruyor. İnşallah. Onlardan üstün olacaklar ve güzel olacaklar. O huriler onların hizmetçisi olacak o zaman. Şimdi tabii hocam hani ne olursa olsun eşlerde yine de şey vardır. Bir kıskançlık vardır. Olacak mı ahirette? Hayır de, yok. Hayır orada yok. Hayır falan. Orada yok. Cenab-ı Hak onları cennettekilere hizmet için yaratmıştır. Mesela İmam Birgibi Hazretleri'nin kitabında da geçiyor. Kadın olsun erkek olsun her mümine 80 bin kılman verilecek. Her biri ayrı bir hizmette vazife yapacaklardır. Onların vazifesi sadece o. Allah-u Teala onun için yaratmış. Hiç itiraz yok. Senin ömrün de 80 bin değil. 80 tane, 8 tane veyahut da ne bileyim bir tane hizmet tutabilecek gücün var mı? Yok. Ya Allah-u Teala buyuruyor ki bu sıkıntılara katlan, ibadet yap, haramlardan sakın, ben sana 80 bin tane hizmetçi vereceğim diyor. Yarattım bekliyor orada. İşte Allah-u Teala da demek ki bu gencin de nasip varmış. Cennette Allah-u Teala kendisine hizmet edecek o olan o huriyi gösteriyor rüyasında. Ama o huri bir şey söylüyor. Diyor ki, tebessüm ederek. Bir tebessüm etti diyor. Dişlerini gördüm. O dişlerin arasında öyle bir nur huzmesi, bunu diyor tarif edemiyorum. Yani kendinden geçmiş genç. Ve o huri diyor ki ey genç Allah-u Teala'nın rızasına kavuşmak için çok çalış ki bana kavuşsun. Bana kavuşasın. Şimdi rüyasına görüyor aşık oluyor. Ona kavuşabilmek için durmadan bu genç ibadet yapıyor. Beni diyor ayıplama kınama kusura bakma diyor. Benim diyor bu gayretim oradan kaynaklanıyor. Benim bu şeyim gayretim oradan kaynaklanıyor. Yani diyor görmedi böyle bir şey diyor. Yani ona kavuşabilmek için durmadan diyor, durmadan ibadet yapıyor. Durmadan ibadet yapıyor. Ve ondan sonra esas Ebu Süleyman Darani Hazretleri'nin buyurduğu önemli. Bu genç böyle anlattıktan sonra ayrılıyorlar sonra o gençten. Kendi nefsine hitaben diyor ki, ey nefsim,
Uyan ve bu gencin bildirdiği işaretlere ve müjdelere kulak ver. Bir huriye kavuşmak için bu şekilde çalışılırsa... Bir huriye. Netice itibariyle onu kim yarattı? Allah-u Teala. Yani onda bir güzellik yaratmış. O güzelliği veren kim? Cenab-ı Hak. Bakın önemli burası. Ebu Süleyman Darani Hazretleri buyurdu. Bir huriye kavuşmak için bu şekilde çalışılırsa... Bu hurinin sahibine yani Rabbine kavuşmak için... Nasıl çalışmak gerekir? Bu genç diyor bir huriye kavuşmak için diyor böyle çalışıyor. Sen utanmıyor musun diyor ya. O hurinin senin de sahibi, yaratanın olan Rabbine kavuşmak için diyor. Sen ne biçim insansın? Ey nefsim sen ne ahmaksın diyor. Ama sözlerin büyüğü büyüklerin sözü tabii. Sözlerin büyüğü büyüklerin sözü tabii. Yine İslam alimlerinden Ebul Hüseyin Nuri Hazretleri var. Bu zat da nefsine hitaben, yani kendini sanık sandalyesine oturtuyor, nefsini hesaba çekiyor. Diyor ki ey nefsim, senelerdir heva ve hevesine uygun olarak yiyip içtin, yatıp uyudun, gezip gördün, dilediğin gibi yaşayıp her arzunu tatmin ettin. Ama bundan sonra heva, boş, faydasız şeylerin hepsini terk edip hep ibadet ile meşgul olacaksın. Ve bu zamana kadar heva ve hevesine uyarak yaptığın şeylerin ve arzu ettiklerinin hiçbirisine kavuşamayacaksın. Bundan sonra diyor sana yasak. Yapmayacağım diyor senin isteklerini. Bunları yaparken sabredip tahammül gösterebilirsen çok büyük saadete kavuşursun. Kusura bakma diyor senin isteklerini yapmayacağım ben. Eğer sen de sabredersen diyor senin saadete kavuşursun. Eğer tahammül etmeyip helak olursan hiç değilse bu yolda ölürsün diyor. İnat ettin diyor. İnat ettim. Hatta onu buraya almamıştım da yine böyle bir konuyla alakalı olarak kitapları şey yaparken büyüklerden bir zat bir gün böyle işte savaş ilanı cihada gidilecek hemen bu da aynı şekilde iştirak için hazırlıklarını yapıyor. Nefsime bir baktım diyor nefsime itiraz etmiyor. Ama diyorum ki diyor ya bunun muhakkak bir hilesi vardır. Bir hilesi vardır. Nefsime itiraz etmiyor. Cihada gidecek can tehlikesi var. Nefsime dedim ki diyor. Hangi makamdaysa nefsiyle böyle konuşabiliyor. Demiş bak ben cihada gidiyorum. Orada can tehlikesi var. Olsun demiş. Düşündüm diyor. Bunun herhalde bu cihadı kabul etmesi. Çünkü gündüzleri oruç tutarmış. Geceleri de namaz kılarmış. Herhalde bu hile yapacak ve bana orucu ve namazı aksattıracağını zannediyor. Oradan beni muhakkak demiş bunun bir hilesi var. Demiş ben demiş gündüzleri gene orucuma devam edeceğim. Cihada iştirak edeceğim ama savaşa gideceğim ama gecelerde ibadet edeceğim ben. Nefsi gene itiraz etmemiş. Ona da peki. Ya düşünmüş. Allah Allah demiş ya bunun muhakkak bir hilesi var bunun demiş ya. Muhakkak bir hilesi var. Mümkün değil bunu kabul etmesi nefsi bunu. Savaşa iştirak etti. Hakikaten gündüzleri oruç tutuyor. Geceleri gene namaz kılıyor. Gene gık demiyor. Nefsi itiraz etmiyor. Devam. Ve ondan sonra en sonunda dayanamamış. Ya demiş bak demiş. Hani ön saflara doğru şey yapıyor. Nefsi gene itiraz etmiyor. Ön saflara doğru böyle koşarak gidiyor. Nefsi gene itiraz etmiyor. Dönmüş. En sonunda nefsine demiş ki. İşte bir şey yapmıyorsun. Herhalde demiş sen razı oldun. Ne razı olması demiş ya. Ne razı olması demiş. Zaten demiş benim iflahımı kesiyordun demiş. Harbi gelmeden önce de geceleri namaz, gündüzleri oruç demiş. Beni zaten mahvediyordun sen demiş. Hiç olmasa demiş burada ölürüm de işte arkamdan işte savaşta öldü derler. Ah hilesi o. Alçak vay demiş. Zaten demiş ben öyle de öldüm böyle de öldüm demiş. Bir defa öyle de kurtuldum. Nefsi bu şekilde böyle. Yok, çok enteresan hayatları var bu büyüklerin. Zaten demiş beni iflahımı kesiyorsun demiş. Gündüzleri oruç, geceleri demiş namaz demiş. Beni iflahımı kesiyorsun zaten. Bir defa öleyim de demiş bazı. Yiğitçe öldü desinler arkada. Gene arkasından böyle desinler diye yapıyor onu. Ne alçak ya. Ya tamam deseler ne olacak demeseler ne olacak. Kaldı. Ölmüş olacaksın zaten. Böyle alçak bu. Hocam çok ilginç. Sanki içlerinde ayrı bir insan varmış gibi... Ayrı bir insan aslında. Ayrı bir varlık daha doğrusu. Aynen, insan değil mi? Ayrı bir varlık. Nefs ayrı bir varlık. Fatma Hanım şu anda bizi dinleyenler de kendilerini yoklasınlar. Siz de biz de hepimiz yoklayalım. Bazen öyle durum olur ki içimizde iki tane ses olur. Birisi o işi yap birisi yapma der. Hangisi kuvvetliyse o bastırır. Eğer nefsi kuvvetlendirmişsek o bizim aklımızı örter. Kalbimize kendi düşüncelerini şey yapar onu yaptırır. Ve zayıf bir ses yani ruh o inler yazık. Ve yapma etme ne olur falan ama nefsi tokatlamanı bitirir şimdi. Ama nefsin gıdasını kesersen o zayıflar bu sefer ruhun gıdasını veriyorsun. O kuvvetlenir. Bu sefer nefsi yap der ama ciyak ciyak artık sesi zayıf gelir. Ruh hakim olur o zaman. Hocam
kalbe o hakim olur. Yani bu ikisinin savaşı var aslında. En büyük savaş da budur zaten. Büyük cihattır buyuruyor buna. Nefs de cihada büyük cihattır. Efendim bir de şöyle bir menkıbe anlatır. Çok enteresan ama bu. Salihlerden bir zat bir gün böyle işte gelmiş bir beldeye. Ama o beldede de veyahut da o kasabada da diyelim bugünkü gibi elektrikler yok tabii. Mum ışığı varsa kandil. Yatsı namazından sonra da onları da söndürüyorlar. Ama bugünkü gibi tabii insanlar olmadığı için camilerin kapıları, mescitlerin kapıları hiç kilitlenmezse hep açık durur. Ve yoldan gelenler falan tabii han veyahut da handa şey yapamayacaksa onlar usulünü bilirler. Mescide girer, itikafa niyet ederek orada yatabilirler, uyuyabiliyorlar da. Ama kilitletmiyorlar tabii mescidi. O niyetle girip yatabiliyorlar. İşte böyle bir salihlerden bir zat. Şimdi salih bir kimse itikadı düzgün. Yani kaza namaz borcu yok, kaza oruç borcu yok, haramlardan sakınıyor. Ondan sonra kötü huylarını kontrol altına almış. Bunlara salih denir. Daha evliya olmamış ama. Kolay değil o. Kolay değil. Yani o iklime girmiş. O iklime girmiş. İşte böyle salihlerden bir zat böyle bir gün bir kasabaya gelmiş. O bulunmuş olduğu şehirde veyahut da kasabada diyelim. Gerçekten alim ve evliya dediğimiz mübarek zatlar varmış. Tabi bu yoldan geldiği için doğru mescide gidiyor. Herkes yatsı namazını kılıp gittikten sonra mescide kalıyor. Biraz böyle uyku ağır basacak gibi olmuş. Kendi kendine demiş ki ya bu işte böyle yerler dedi büyük zatlar bulunur. Endişesi de var. Tam o anda kapı tıkırdamış falan. Gece karanlık, elektrik yok, lambalar da söndürülmüş. Hemen o kalbine gelen o düşünce hemen kuvvetlenmiş demiş. Büyük zatlar vardı şimdi gelmişlerdir, onlar da ibadet ediyorlar. Hiç olmazsa benim de demiş ibadet eder halde görsünler. Bu başlamış şimdi. İbadet dedi bir. Onlar görecekler, kendilerine şey yapacaklar, onların iltifatlarına kavuşacak. O niyette başlamış. Fatma Hanım sabaha kadar uyumamış. Sabaha kadar ibadet ediyor. O tıkırtıyı duydu ya. İşte o evliya kiramdan olan zatlar da mescide geldi, onlar da ibadet ediyor diye. Habire bu da ön taraftaymış. Habire ibadet ediyor. Habire ibadet ediyor. Ne zaman ki seher vakti yani şafak sökene kadar şafak söküp içerisi aydınlanınca ne görmüş biliyor musun? Ne görmüş hocam? Meğer mescide bir köpek girmiş. Ay. Şimdi ne oldu hocam? Onun için yapmış oldu değil mi? Tabii bir köpeğin yattığını görmüş. Kalbi utanç ateşiyle öyle bir yanmış, öyle bir yanmış ki, öyle bir yanmış ki. Ondan sonra hemen sanık sandalyesine kendini oturtturuyor. Ve nefsine hitaben, ey edepsiz, uslanmaz nefsim diyor. Allah-u Teala seni şu köpekle terbiye etti. Bütün gece köpek görsün diye ve köpek için ibadette bulundun. Ne olurdu bir gececik de Allah-u Teala için uyanık kalsaydın? Ne olurdu bir gececik de Allah-u Teala için uyanık kalsaydın? Ey nefsim, senin bir gece bile Allah-u Teala için riyasız ibadet ettiğini görmedim. Kendini sorguluyor. Kendini hesaba çekiyor. Sen Allah-u Teala'dan utanmaz mısın? Kendi kadrini, mevkii ve dereceni şimdi gördün. Alemde elinden bir iş gelmez. Gelse bile ancak köpeklere layık olur diyor. Kendileri ne biçim azarlıyorlar. Kendileri konusunda hiç merhametleri yok. Acımasız. Onun için din büyükleri buyuruyorlar ki herkesi affet. Kendini asla. Nefsini asla. İşte bu büyükler büyük olmasının sebebi bu. Herkesi affediyorlar. Herkese merhametle buyuruyor. Merhametle davranıyorlar. Ama nefislerine karşı merhamet yok. Onda hiç af yok. Düşünebiliyor musun? Ne ağır sözler bu. Sen Allah-u Teala'dan utanmaz mısın? Kendi kadrini, mevkii ve dereceni şimdi diyor gördün. Alemde elinden bir iş gelmez. Gelse bile ancak köpeklere layık olursun sen diyor. Ya birisi bunu bize bir söylese var ya adamın kırtlağını sıkarız ha. Ya bunlar nefislerine karşı öyle bir acımasız davranıyorlar ki oturtuluyor böyle. Ondan sonra da yükseliyor tabii. Ondan sonra da asırlar geçiyor hala sözleri böyle. Şimdi söylemişler gibi kalplere tesir ediyor. Feriduddin Attar Hazretleri var. Evliya-i Kiram'dan bir zat. Bu buyuruyor ki ey gafil kendine hitaben. Ey gafil sen diyor nefs sahibisin. Bu dünyada kendini hesaba çek. Kalbindeki pislikleri temizlemek için mücahede et. Büyükleri de kendine kıyas etme. Zira bir veli zehir de yese o zehir bal olur. Buyurmuşlar Feriduddin Attar Hazretleri. Efendim İmam-ı Gazali Hazretleri'nin de uzun uzun bu insanın kendisini hesaba çekmesi, sanık sandalyesine oturtturup da bugünkü tabirle sorgulaması çok uzun uzun anlatılmış. Kimya-i Saadet'te, İhya-i Ulumuddin kitaplarında, Tebu Hakikat kitabı yayınlarından Dürretül Fahire kitabı, Kıyamet ve Ahiret diye bir kitap var. Orada da aynı şekilde tercüme edilmiş. Daha doğrusu İmam-ı Gazali Hazretleri o kitabını da anlatmışlar bunu. Uzun uzun bildirmişler. 6 madde halinde bildirmişler. İşte önce nefis murakabe etmek, muhasebesini yapmak,
yapmak, cezalandırmak, onunla uğraşmak, mücahede deniyor. Sonra muhatebet, yani onu azarlamak, ayrı ayrı maddeler halinde bildirmişler de orada Kur'an-ı Kerim'de Enbiya suresinin 47. ayet-i kerimesini zikrediyorlar. O ayet-i kerimede meal itibariyle mealen buyuruyor ki, Allah-u Teala buyuruyor ki orada meal olarak, kıyamet günü terazi kuracağım. O gün kimseye zulüm edilmeyecektir. Herkesin dünyada yapmış olduğu zerre kadar iyilik ve kötülüklerini meydana çıkarıp teraziye koyacağım. Herkesin hesabını yapmaya yetişirim buyuruyor Cenab-ı Hak. Bugün gelecek. Şimdi biz deprem korkusuyla yatıp kalkıyoruz. Ama kıyamet günü gelecek, ölüm muhakkak gelecek, bu terazi kurulacak, muhakkak hesaba çekileceğiz. Ve Resulullah Efendimizin aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifini de naklediyor. Buyuruyor ki, akıllı şu kimsedir ki, gününü dörde ayırıp, birincisinde yaptıklarını ve yapacaklarını hesap eder. Peygamber Efendimiz buyuruyor, gününü dörde ayırıyor. Birincisinde yaptıklarını ve yapacaklarını hesap eder. İkincisinde Allah-u Teala'ya münacat eder, yalvarır, ibadet eder. Üçüncüsünde bir sanat veya ticarette çalışıp helal para kazanır. Dördüncüsünde istirahat eder ve mubah olan şeylerle kendini eğlendirip haram şeyleri yapmaz ve onları gidermez. Ama ne güzel bir ölçü. Hadis-i şerifte bildirmiş. Dörde ayırıyorsunuz. Birincisinde yaptıklarını ve yapacaklarının hesabını yapıyorsun. İkincisinde Allah-u Teala'ya ibadet ediyorsun. Üçüncüsünde işinde çalışıyorsun. Dördüncüsünde uyuyorsun. Veyahut da aynı şekilde işte Allah-u Teala'nın helal ve mubah kıldığı şeylerle eğleniyorsun. Onlara da izin verilmiş. Zor bir şey mi bu? Hayır değil. O zaman hocam, hani deprem dolayısıyla çoğumuz da sosyal hayata karşı hani isteksizlik, şeksizlik oluştu. Peki helalinden kazanmak için Efendimizin sünnet-i seniyesi bu niyetiyle çalışırsak sevap sahibi olur mu? Elbette. Bir kimse evinden çoluğun çocuğun nafakasını kazanmak, temin etmek niyetiyle çıksa ve işine gittiği zaman orada hak vaki olsa ölse şehit olur öyle. Şehit olur mu? Ne güzel. Tabii. Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretlerinin bir sözü var. Buyuruyorlar ki, hesabınız görülmeden evvel kendinizi hesaba çekiniz. Hesabınız görülmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. Ve Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretleri için anlatılır. Tabii devlet başkanlığını da yüklenmişti. Onun evini mescit yapmışlar Medine-i Münevvere'de. Tabii halife-i müslümin olduğu zaman evini, sarayı yoktu. Hükümet merkezi olarak kullanmış evini. Tabii tek katlı evler, böyle cam bile de yok, açık. Böyle odaya oturup yüksek sesle böyle kendini hesaba çektiği zaman yoldan geçenler işitirlermiş. Böyle bir gün yine kendi kendini hesaba çekerken Ashab-ı Kiram'dan bir zat oradan geçerken durmuş dinlemiş. Yüksek sesle Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri kendisini sanık sandalyesine oturtturuyor. Diyor ki, bu işi niye yaptın? İzah ediyor şimdi. Şunun için yaptım. Makulse, yani yaptığı ölçüyü koyuyor Peygamber Efendimiz. Yani ayet-i kerimede buyurulan ve Peygamber Efendimiz buyurduklarına uygunsa tamam, geç diyor ona. Şunu niye yaptın? Eğer orada bir hatasını görürse elinde kamçısı ayağına bir vururmuş. Niye yaptın bunu? Söyle bakalım. Kendine. Ya bir başkası yok. Kendine. Şimdi Fatma Hanım, Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretleri böyle davranırsa, vay bizim halimize, yazıklar olsun bizlere. Ne olacak bizim halimiz? Cenab-ı Hak sonumuzu hayır eylesin ya. Cenab-ı Hak sonumuzu hayır eylesin. İslam alimlerinden Muhyiddin Arabi Hazretleri buyururlar ki, bazıları oturup her gün yaptıklarının hesabını görüyor. Biz hesapta onları geçtik. Biz kalbimizden geçenlerin de hesabını yapıyoruz buyuruyor. Kalbimizden geçenlerin de hesabını yapıyoruz buyuruyorlar. Ve öyle zatlar gelip geçmiş ki insan dehşete düşüyor. Bakın, Ahmet bin Zirin Hazretleri bir tarafa bakmaz mı? Sebebini sordularız ama herhangi bir böyle rastgele bakmaz mı? Her tarafa bakıyoruz tabii. Allah-u Teala gözleri dünyadaki intizama, her şeydeki inceliklere ve onun kudret ve azametini ibretle bakmak için yarattı. İbret almadan, istifade etmeden bakmak hatadır. Bu şekilde böyle kendilerini hesaba çeken zatlar mevcutmuş. Allah-u Teala'nın yarattığı o büyüklerden öyle kendilerini hesaba çekenler olmuş ki insan onların hayatlarını okuduğu zaman veyahut da ne bileyim kendilerinin nefislerini daha doğrusu hesaba çektiklerinde taktıkları tavırlar var. Mesela İbn-i Samet Hazretlerinden bahsedilir. 60 hicri senelik hayatının hesabını yapmış, 60 sene, 21.500 gün ediyormuş. 21.500 gün. Bunu hesap ettikten sonra çekiyor böyle bir derinden. Sonra diyor ki, her gün en az diyor bir günah yapmışsam 21.500 tane günah işlemişim. Halbuki öyle günlerim oldu ki binlerce günah işledim. Yazıklar olsun bana diyor. Öyle tekrar derinden bir ah çekiyor, ruhunu teslim ediyor.
Şimdi peki dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Siz şimdi bugün öyle şeyler anlattınız ki mahvup vereceğim. Hayır öyle değil. Bunlar korkutmak için değil. Biz insanız. Hata ve kusurumuz elbette olur. Bu ve benzeri şekilde bunlar okunduğu zaman, bunlar hayatlar, bu zatların hayatları okundu ve bunların sözleri dinlendiği zaman haddimizi öğreniriz. Biz kimiz, neyiz, neredeyiz? Ölüm ansızın gelebilir. Bakın şu anda stüdyodayız. Tekrar zelzel olsa, çökmüş olsa burada kalırız. Eğer ecelimiz gelirse ölürüz. Cenab-ı Hakk'ın takdiri nasılsa o şekilde olur bu. Dolayısıyla ölüm her zaman yakalayabilir. Efendim ileride yaparım ya. İleride dediğin senin elinde bir garanti yok. Seni diyorum bir şeysi yok. Onun için ne yapacaksak İmam-ı Rabbani kutsasında buyurduğu gibi vakit keskin bir kılınç gibidir. Ne yapacaksan hemen çabucak yap diyor. Mühim olanları bugün, mühim olmayanları sonraya bırak. Efendim Cenab-ı Hak bizi de, bizi dinleyenleri de, dinlemeyenler de kim varsa efendim zahmet veriyoruz. Tabii dinleyicilerimize özel onlar başta diyoruz. Cenab-ı Hak hepimizi affe mağfiret eylesin. Nefislerimizi hesaba çekenlerden eylesin. Hesabımız görülmeden önce hesabımızı görmeyi bize Cenab-ı Hak nasip ve müyesser eylesin diyoruz inşallah Teala. Ahirete intikal eden geçmişlerimizin de günahlarını affe mağfiret eylesin. Cenab-ı Hak mekanlarını cennet eylesin diyoruz. Cenab-ı Hak hepimize son nefeste hem iman ile ve hem de şehit olarak ölmeyi nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala. Efendim cuma günü tabi her namazda olur ama cuma günü sabah namazından önce Estağfurullahil azim ellezî la ilahe illâ huvel hayyen kayyum ve etûbü ileyh. Bunu çok okumalı, çok söylemeli. Böyle zamanlarda dilimizden la havle istiğfar düşmemeli. Her zaman estağfurullah, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim, kelime-i şehadet, salavat-ı şerife her zaman okumalı. Yatağa abdesti girmeli. Evden çıktığımız zaman gündüz de işe giderken veya şey yaparken elimizden geldiği kadar abdesti bulunmalı. Ecel ne zaman yakalayacak, ölüm ne zaman gelecek belli değildir. Çünkü bir deprem oldu, 30-40 bin kişi gitti. Bir kısmı tespit edildi, öldükleri bir kısmı kayıp. Bizim de ne zaman öleceğimiz meçhuldür. Onun için zaman belki biraz sonradır, bir gün sonradır, bir sene sonradır, 5 sene sonradır, 10 sene sonradır fark etmez. Ama bir gün muhakkak gelecek ve ölümle burun buruna geleceğiz. Karşı karşıya geleceğiz. Cenab-ı Hak o gün gelmeden önce hazırlıklı olanlardan eylesin diyoruz efendim. Amin diyoruz hocam. Biz de dinleyeceğimizin adına ve sevgili dinleyenlerimiz inşallah önümüzdeki hafta yine aynı gün ve aynı saatte burada buluşmak dileğiyle hoşçakalın. Gönül Pınarı.